şu an arkamda gördüğünüz yer Markkirche. Bremen'de de olduğu gibi burada buranın da bir merkezi bir kilisesi var. Burası da böyle bir büyük bir kilise. Tarihi. Özellikle şu kapı tasarımları o kadar hoşuma gidiyor ki. Her kilisenin ve tarihi binanın böyle mükemmel kapıları var. Bunlar çok hoşuma gidiyor. O elindeki tıbbın sembolü gördüğünüz. Böyle güzel bir çeşme. Videonun başlığında bahsettiğim gibi Hannover'de, Hannover Almanca'nın başkenti olarak geçiyor. Hochdeutsch kullanılıyor burada. Buradaki üniversite okuma oranının daha yüksek olmasından ve buraya yerleşen halkın yani Norddeutsche, Kuzey Almanya'ya yerleşen halk daha çok yazılı dili kullanmış ilk geldiklerinde. Bundan dolayı burada Hochdeutsch kullanılıyor diyorlar. Yani en güzel Almanca, en sade ve düzgün konuşulan Almanca buradaymış. Arkamda gördüğünüz bina Niedersachsen eyaletinin parlamento binası. Böyle Berlin'deki Brandenburg kapısına benziyor. Ben ona benzettim açıkçası. Bayağı güzel bir bina, hoşuma gitti. Ve burada böyle gotik mimari eseri binaları görmeniz çok mümkün. Çünkü daha çok modern tarzda binalar inşa edilmiş. 1945'ten sonra 2. Dünya Savaşı'nda dediğim gibi hep yıkılmış diğer tarihi binalar. 45'ten sonra inşa edilen eserlerde genelde mimari modern eserler olarak inşa edilmiş. Ve parlamento binasının şurasında Einigkeit, Recht, Freiheit yani birlik, kararı, özgürlük diye bir yazı bulunuyor. Hannover dünyanın aynı zamanda en büyük fuar alanlarından birine sahip. Burada Expo 2000 diye bir büyük bir fuar etkinliği var. Ve bayağı bir yıla kadar burada yapılmış Expo 2000. Böyle ünlü bu konuda da. Hannover aynı zamanda Kuzey Almanya'nın 3. büyük şehri olarak geçiyor. 1. Hamburg, 2. Bremen ve 3. de 535 bin nüfusuyla Hannover'miş. Arkamdaki heykel Martin Luther'in heykeli arkadaşlar. Gençlik zamanında Martin Luther bu arkamda görmüş olduğunuz kilisede evlenmiş. Bayağı ilginç. Buraya da onun heykelini yapmışlar. Burası da bu arkamda gördüğünüz Altes Rathaus diye geçiyor. Yani eski belediye binası. Böyle hoş bir bina. Genelde bu tür yerlerde İşte merkezi kilise, işte Altes Rathaus yani belediye binası. Eski yerlerde genelde her yer birbirine yakın olduğu için böyle birbirine yakın duruyor her yerde.
Şu anda Romanische Kirche adında romanla bir ünlü bir romanda geçen bir kilisedeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz kilisenin yukarıda bir çatısı yok. Yukarıda işte 1942'de sanırım bir yazı vardı, onu bir daha okuyacağım. 42'de yıkılmış ve çatısı yok. Sadece duvarları kalmış, üstüne çatısını da restore de etmemişler. Ve böyle arkada sarmaşıklarla hoş bir görüntüsü olmuş. Buradaki büyük haç işaretinin altında musalla taşı gibi böyle cenazeyi buraya koyup burada bir tören yapıyorlar sanırım. Burada da Unsere Toten yazıyor. Yani bizim ölümüz adı altında. Böyle bir yerde tören yapıyorlar ölüler için. Klasik bir kilise. İkinci Dünya Savaşı'nda burası hasar almış. Bu gördüğünüzde yeni belediye binası Hannover'in. İnanılmaz hoş bir ortam var burada. Burası Hannover'in 1939'daki hali. Böyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şehir. Her şeyin çatısı yerli yerinde. 1939 yılına göre gayet düzenli ve refah bir şehire benziyor. Ve şimdi biraz ileride 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki halini göreceksiniz. Hannover'in 1945'teki hali. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her yer yıkılmış, her yer. Hiçbir şeyin çatısı yok. İnanılmaz kötü bir durum. Savaşlar işte bu tür sonuçlara yol açıyor. Maalesef. Benim cidden yani böyle ilginç bulduğum bir şey, savaştan bu kadar hasar almış, 2. Dünya Savaşı'nı böyle bu denli kaybetmiş bir ülkeye, şu an dünyanın en zengin ülkelerinden biri, en gelişmiş, en refah ülkesi. Ya böyle olması inanılmaz, çünkü bu insanların çalışma azmini, cesaretini, daha sonradan kalkınabilme azmini gösteriyor. İnanılmaz güzel bir motivasyon hikayesi bence bütün devletler adına. O bahsettiğim Rathaus'un karşısında böyle güzel bir mahzi deniyor buraya. Adında bir göl var ve arkamda yeni Rathaus binası. Az önce ön tarafını gördüğünüz, içini gördünüz. Burası da arka tarafı. Arka tarafın karşısında da böyle güzel bir göl var. Almanya'daki bu yıkımdan dolayı arkadaşlar, bu 2. Dünya Savaşı'ndaki yıkımdan dolayı ilkokulda ve ortaokula giden çocuklara tarih dersinde özellikle bu aşılanıyormuş. Yani biz işte böyle zor zamanlardan geçtik, böyle zor zamanlardan böyle güzel günlere geldik diye anlatılıyormuş. Buradaki insanların bilinci, yani bu yokluk bilinci çok daha gelişmiş bize göre. Buradaki bu umtaş kültüre dedikleri değişim kültürü, insanların birbirinin eşyasını kullanması kültürü ta eskiden beri gelen bir şey. İşte eBay gibi, eBay Kleinanzeigen diye bir uygulama var mesela. Orada insanlar birbirinin kullandığı eşyaları değiş tokuş yapabiliyorlar. Bu bizim ülkemizde bu kültür biraz az. Aslında ben bunun keşke bizde de, bizim ülkemizde de böyle yaygın bir şey olsa diye içimden geçiriyorum. Fakat dediğim gibi bizde az ve buradaki insanlar da o kültürü böyle devam ettirmişler. Şimdiye kadar gelmiş. İlkokul çocuklarına da bu bilincin aşılanması bir yandan güzel. Sonuçta net nerelerden geldiklerini anlamaları açısından. Şimdi ülkemizde bir kurtuluş savaşı oldu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çoğu şeyimizi kaybettik. Toparlanabildiğimiz kadar toparlandık. Bugünlere geldik. Almanya'da aslında bunun güzel bir örneği, fakat buranın bu kadar gelişmiş olması onların daha çok çalıştığına ve daha çok bazı şeyler üzerinde durduklarını gösteriyor. Açıkçası bana öyle geldi en azından. Burası da Hannover'in ünlü polis binası, polis merkezi. Merkezden biraz uzakta, bir 10 dakika falan. Thank you.
de buranın Hannover adı Honofere, yani yüksek kıyıdan geliyor. Almanya'nın kuzey tarafında, yüksek tarafta, yani 550 metrede bulunduğu için rakımı 550. Diğer Alman kentlerine göre biraz daha burası yüksekte kalıyor. Bu yüzden buraya böyle bir isim verilmiş. Ta orta çağdan itibaren böyle anılmış burası. Hannover diye. Bir de burada gezerken sanatın ne kadar önemli bir şey olduğunu aslında öğrendim. Çünkü insanın gözüne böyle güzel gelen her şey insanın yaşama sevincini artırıyor. Böyle gerçekten bu tür manzaraları görmek insanı mutlu ediyor açıkçası. Bugün de Hannover'dan bu şekilde seslenmek istedim. Şu arkamda gördüğünüz binada Leibniz Üniversitesi, Hannover'in üniversitesi. Hannover'de iki tane üniversite var. Birisi Hochschule Hannover, diğeri de Leibniz Üniversitesi. Bir tane de özel bir üniversite var. Burası az önce bahsettiğim yürüme yolunun tam karşısında kalıyor. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı birçok her yerde, yani Almanya'nın her yerinde böyle birçok Ukrayna bayrağı görebilirsiniz. Özellikle önemli yerlerde, bu tür Rathauslarda, işte üniversitelerin bahçelerinde veya işte önlerinde her yerde Ukrayna bayrağı görmeniz çok normal. Almanya bu konuda bayağı tutucu davranıyor Ukrayna konusunda. Yani Ukrayna'nın yanında davranıyor. Aslında güzel bir yandan. İşgal edilmiş bir ülkeyi desteklemek her halükarda iyi. Şu an Herrengarten denilen bir yerdeyiz. Burası direkt çevirdiğimiz zaman erkekler bahçesi gibi bir şey oluyor. Fakat buraya tabii ki herkes gelebiliyor. Arkamda çok güzel bir bina var. Burada Maxi Gölü var. Maxi Gölü'nde çok güzel Ağustos ayında özellikle Zomafestler oluyormuş. Dünyanın farklı yerlerinden insanlar sırf bu Zomafest için geliyorlarmış. Bu yönden Hannover buraya yoğun bir turist çekiyormuş. Özellikle Ağustos ayında bu bahçede yapılıyormuş. İleride daha büyük bir bahçe var. Orası çok daha güzel. Oraya geçelim. Notausgänge für vorne, die seitlichen Notausgänge, die im Hinterteil des Flugzeuges. Thank you.
Thank you.